İzmir mutfağından yoğurtlu kebap, 8 adet kuzu gerdan, meyanesi için 1 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı et suyu ve tuz. Salçalı sos için 2 kaşık biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su. Hem fırınımız şu an meşgul, hanım göbeğini pişiriyor. Biz de o arada reçelimizi koyalım. Nasıl güzel oldu ama kıvamı. Çok. Şöyle çok atmayayım. Biraz, ya dedim ya, bir yemeğe birkaç kişi ellerse biraz ayarı kaçabiliyor. Hafif suyunu fazla kaçırmışız. Şahsen ben böyle çok seviyorum. Biraz da koyulaşma payı var. Sorun yok o yüzden. Evet, çok güzel. Ay bu ne kadar güzel bir şey anne. O işte handancımdan. İnanmıyorum ya, yumurtalık bir de. Ay çok güzel ama. Evet. Horozu. Ay çok ben şeker. Kimim? Sıtkı Usta'dan o da. Çok, çok güzel, güzel ama. Evet. Kışa hazır oldu reçelimiz. Ay. Ben seni yerim. Yerim, ekmeğin üstüne koyar koyar yerim. Ben bunu bir götüreyim kilere, tamam. Geleyim. Biz de tamam, etimizi mı? İstersen tepsiye dizelim. Olur. Reçellerimi nereye koysam acaba? Şöyle koyayım, başlangıç olsun ha Volkan. Etlerimizi bir dizelim. Evet. Pişmiş ha? Evet. Horozumun yumurta. Şimdi yumurta mı horozdan çıkar? Horoz. Tavuk. Tavuk muyum? İkisi de olmaz. Olmaz. Zorlama. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Bütün dünya çözememişten bu topa girmeyeyim şimdi. Kaç tane şimdi yumurta kırıyorum anneciğim? Bir tane. Bir tane o zaman. Bir yandan da sen meyanesini hazırlıyorsun. Evet, aynen öyle. Fırına atacağız. Evet. Biraz fırında etler piştikten sonra, kızardıktan sonra sosunu evet, dökeceğiz üstüne. Evet. Sosunu yapalım. Unu evet, katıyorum. Şey, 3 yemek kaşığı. Bir bardak yoğurt. Yarım bardak su. Burada amaç çok iyi çırpmak. Evet. Değil mi? Onu da pürüz söyle. Pürüz olmaması evet, gerekir. Aynen. Şimdi yavaş yavaş kaynatmış olduğumuz etimizin suyundan da koyacağız ve pişecek. Buradaki mesela çorbaları kullanırken bunu direkt çorbanın içine atıyor. Bu pişiyor, ondan sonra tekrardan muhallebi kıvamında pişecek. Etlerimizin üstüne dökeceğiz. Önce sosu mu koymak istersin, suyu mu? Azıcık su koyun oradan. Ben, yok şey, kepçeyle koyabiliriz. Ben hemen getiriyorum kepçeyi o zaman. Evet. Alalım mı birazcık daha? Tabii alınacak. Koyu yavrum, şimdi pişmeye başladı mı? Ne kadar koyacaksın? Bir bardak şimdi, kadar. Evet. Şimdi onu yakalım, şunu da karıştıracağım. Evet. Şimdi kıvamına göre bakacağız orada. Eğer koyulaşırsa birazcık daha koyacağız. Evet Nursel'cim, kokular gelmeye başladı. Aynen. Hemen yanmadan onu çıkaralım. Çok güzel. Hemen arkadan etimizi koyalım. O bir fırınlansın. Evet. Hop, yanma. Kaç Volkan. Dur. Evet. Balkona çıkacağım. Evet. Tamam. Birazcık sıcaklığı gitsin, öyle şerbet evet, yiyelim, değil mi? Alınması lazım. Biraz böyle üstü hani ateşte kızartırsanız dağlansın evet, istiyoruz. Böyle bir hafif evet, şey olsun istiyoruz. Kızarmasını istiyoruz. Sonra sosuyla buluşturacağız. Evet. Sosu da koyulaştı. Aa, ne çabuk. Evet. Evet. Tamam, çok güzel olmuş. Oldu. Bu mu kıvamı? Evet, bu kıvamı. Kaynayacak mı evet, daha? Birazcık. Kaynayacak. Tamam. Bir taşım denir yani. Bir de salçalı sosu var, onu da yapalım. Evet, onu da yapalım. Tamam. Necla Hanım niye bu kadar tatlı sizce? Çünkü öğretmen. Ha, o kadar evet, böyle öğretici, tatlı, sabırlı. İki kaşık koyayım mı? Koy. Yok, çok gelir ama o.
süsleme için bu yeter. Evet. Şunu da koyayım. Evet. Bunu artık kapatalım isterseniz. Evet. Çünkü yoğun bir kıvama vardı. Tamam. Onun altını kapatıyoruz. Artık anneciğim tüm öğrencilerin izleyecektir seni. Emekli olalı ne kadar oldu? 10 yıl. Oo. 10 yıl oldu ama. Evet. Ondan sonra tekrar yine çalıştım. Görselcim dikkat et. Ver bakayım ben alayım. Ellerin yanmasın. Ver bakayım. Bak nasıl anne gibi yapıyor. Yaktım az önce de kendimi. Evet. Onu diyor. Şuraya. Evet. Şuraya koy. Oh, çok güzel oldu çok ama. Çok güzel. Evet. Biraz koyu mu sosumuz? Hayır koyu olacak İyi mi? O. Evet. Şimdi üstüne koyuyoruz değil mi? Evet. Üstüne koyacağız. Ben alayım mı istersen? Hayır. Ben şey yapabilirim. Haydi bakalım. Tamam. Ay nasıl güzel. Bak. Bak. Hakikaten güzel gözüktü. Evet. Nefis.